Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün haftalık etkinliklerimiz ve bir tane epik paket geldi arkadaşlar. Epik pakette oyuncuların seviyelerini bayağı yükseltmişler. İki tane epik futbolcunun seviyesi 102'ye kadar çıkıyor ama renkli kartlar içerisinde 100 seviyeyi görenler var. Öncelikle oyuna girdiğimizde bu kampanya ekranını görüyoruz. Bugün epikler için bir tane ücretsiz top açma hakkı veriliyor. Diğer günler 6 gün boyunca oyuna her gün giriş yapmak gerekiyor. 20-20 her güne futbol paralarını toplayacağız. Bu hafta bu kampanyadan dolayı buradan 120 futbol parası kazanıyoruz. Bir de bizim normalde giriş hediyelerimizde 5. günde de 50 futbol parası verilmekte. Buradan 120, 50 doğrudan, bu hafta 170. Etkinliklere baktığımızda bugün gelen 50 var. Perşembe de 50 futbol paralı bir etkinliğin geleceğini düşünürsek 50-50-100, toplamda bu hafta 270 e-futbol parası kazanmış oluyoruz. Devam et diyelim şimdi. Bu bizim dün videosunu yayınladığımız hesap arkadaşlar. 4 saat hesap alıştırmıştık ya, ben yine sonradan biraz daha devam ettim. Dedim ki acaba daha ne kadar yükseltebilirim, gücünü arttırabilirim diye. Biraz GP kasmak istemiştim. Anket var, iyileştirme anketi çarpı diyelim. Burada hatta tüm mesajları okundu diye işaretleyelim. Şimdi hediyelere baktığımızda bir tane ücretsiz top açma hakkı. Ben daha sonra bu hesapta biraz bir şeyler kasmaya çalıştım. Top açma hakları Tayland'dan filan. Etkinlik 432.000 GP'miz var. Mbappe'yi alabiliriz arkadaşlar. Birkaç tane de oyuncu satarsak Mbappe'yi alabiliriz. Öncelikle etkinliklere bakalım. Oyuncuların seviyelerine bakalım. Bazı önemli etkinliklerimiz var. Şimdi bugün gelen etkinliklerden bir tanesi bu. Buradan arkadaşlar 30-30-60 bin GP bir tane beceri antrenörü kazanıyoruz. Hediyeleri şuradan kontrol ettiğimizde klasik her zaman gelen etkinlik. Diğer etkinliğimiz e-futbol parası kazandığımız 3 tane beceri antrenörü, 50 e-futbol parası da buradan. Hemen şöyle bakalım, 50 e-futbol parası. Bir de arkadaşlar dünkü videomuzda yazı olarak belirtmiştim ama bir arkadaşımız yorumlarda söylemişti. Ben ilk başta dikkat etmemiştim. Bu Tayland etkinliğini kesinlikle tamamlayın. Çünkü bu etkinliği tamamlayanlara ikinci etkinlik gelecek ve ikinci etkinlikte 50 futbol parası var. Yoksa o gözükmez sizde. İkinci etkinlik de ayın 12'sinde geliyor. Tamamlamak da aslında kolay arkadaşlar. 1000 etkinlik puanına gelmek gerekiyor. Örneğin ben 1092'ye kadar çıkmışım. Elimizde Taylandlı oyuncular varsa tek bir maçta bile bunu tamamlayabiliriz. Marketten şöyle Tay liginde oynayan ucuz futbolcuları alarak kadromuzun Taylandlı sayısını arttırırsak hemen tek maçta bile bitirebiliriz. Diğer etkinlikler daha önceden gelen etkinlikler. Şimdi pakete bakalım arkadaşlar. Pakete baktığımızda Eto güçlendiriciliği kadromuzdaki haliyle 102 seviye. David Villa 102 seviye. Morientes 100. Fakat burada bazı renkli kartlar var ki onlar da epik gibi. Vinicius Junior 100. 100 olması bekleniyordu. 100 yapmış Konami. Griezmann da 100 seviye. Ve birkaç tane daha çok önemli futbolcu var. Önce renkli kartlardan başlayalım arkadaşlar. Sonra epiklere geçelim. Şimdi ben Griezmann'ı 100 olarak beklemiyordum. Daha önce Showtime'a gelmişti. Showtime gibi kart yapmışlar. 97'den 100'e kadar çıkıyor. Birçok bölgede oynayabilmekte. Harika bir kart Griezmann'a. Hani ve oyunda etkili isimlerden bir tanesi. Oyun tarzı 10 numara, birçok önemli becerisi var. Harika da özellikleri. Bitiriciliği 88, pası da var, falsosu da var. Birçok özelliği 80 ve üzerinde. Devam edelim. Vinicius Junior var. 100 seviyeli. Çok hızlı, top da sürebiliyor. Çalım da var. Bitiriciliği de çok güzel. Vinicius Junior için harika bir kart yapılmış. Sonrasında sırayla bakacak olursak burada düşük seviyeli bir santraforumuz. 95'e kadar çıkıyor. Ofansif farkındalık ve bitiriciliği güzel. Hızı yavaş. Burada ofansif orta saha var. Atletik Bilbao takımın ofansif orta sahası harika bir kart arkadaşlar. Yani bedavaya gelirse bile epik gibi kart diyebilirim. 98'e kadar çıkıyor. Oyun tarzı yaratıcı, oyun kurucu. Sağda, solda, açıkta, kanatta kullanabiliyoruz. Şu özelliklere bakın. Ofansif farkındalıktan aşağı doğru indiğimizde pasına kadar, top sürmesine kadar her şey çok güzel. Duran top falso var. Sağ tarafa geçiyoruz. Hız, hızlanma, şut gücü 80'in üzerinde. Dayanıklılık, fiziksel temas yönünden zayıf. Bitiriciliği de 76. Yani bana gelse açıkta kullanmak isterdim. Güçlü ayağı hangisi? Sağ ayak. Bir de şeye bakalım. Ha, zayıf ayağını ne yazık ki çok iyi kullanmamakta.
Sol açıkta kullanıp belki de böyle sağa içeri kat ederek şutlar falan da çekebiliriz. Şut gücü de 84. Ben bu kartı görünce çok beğendim. Yani bedavaya Epic gelmiyorsa şu futbolcu gelsin dedim. 100 seviyeli isimler de var. Yani onlardan sonra en çok dikkat çeken isim. Burada kim var? Bir santraforumuz var. Jose 96'ya kadar çıkıyor. Ofansif farkındalığı, bitiriciliği iyi. Hız hızlanması zayıf. Kafa vuruşu da var. Moreno önemli bir isim. 97'ye kadar çıkmakta. Bitiriciliği ve ofansif farkındalığı çok iyi. Hızlı yavaş, hızlanması 82, şut gücü 82, kafası kaç? 79. 1.80 sahte koşucu oyun tarzına sahip. Sağ çıktı da kullanabiliyoruz. Pası nasıl? Bir açık futbolcusu olduğu için pasa da bakıyorum. Alçaktan pası iyiymiş. Top sürme, top kontrolü de fena değil. Keşke biraz daha hızlı o bir futbolcu olsaydı. Burada Thomas var. 96'ya kadar çıkıyor. Geriye gelen forvet oyun tarzına sahip. Bitiriciliği bayağı iyiymiş. Keşke sağ açıkta GF'de falan böyle farklı yerde de koyu kırmızı olsaydı. Oynayabilen, oralarda da yüksek oynayabilen bir isim olsaydı. Bazı özellikleri iyi, bazıları da kötü. Ama burada Rafinha var. Rafinha da çok yüksek seviyeli. 98 seviye. Rafinha'nın en iyi kartı olabilir bu. Hız, hızlanma, top kontrol, top sürme, ofansif farkındalık çok iyi. Şu bitiricilik de biraz yüksek olsaydı. Alçaktan pası çok kötü ama yüksek tam pası 78. Falsosu var. Yerin orta var mı? Hani orta falan yaparsak. Çift vuruş, bilek hareketi. Ha bu arada Vinicius Junior'da arkadaşlar özel çift vuruş da var. Hemen göstereyim. Çift vuruş becerisi var. Sonra taban kontrolü var. Bilek hareketi var. Bu üçü olduğunda oyuncu özel çift vuruş da yapabiliyor. Yüksek seviyeden düşüğe doğru epikler sıralanmış ama David Villa ile Eto çok yüksek seviyeli. Hemen listenin üst sıralarında kendilerine yer buldular. Eto, fırsatçı golcü. 98, kadromuzda 101, güçlendirici ile 102. Fakat bazı şeylerini değiştirerek yine 102 seviyeyi görebiliyoruz arkadaşlar. Hız, hızlanma, 97, 101, ofansif farkındalık, bitiricilik mükemmel. Fiziksel temas bile var. Eksik yanları kafa vuruşu, pas değeri, top sürmesi filan da iyiymiş. Sıkı top tutması 69. Çok güzel bir kart yapılmış. Açıkta, kanatta kullanabiliyoruz. Bunlar da iyi. Becerileri de bunlar. Belki yani çıkarırsak kendimiz de değişik beceriler ekleyebiliriz. David Villa'ya baktığımızda 102 seviye. Çok iyi de özellikleri var. Verimli kanat olarak geldi. Sol açıkta, santraforda, GF'de en yüksek haliyle oynayabiliyor. Bir açık futbolcusu olarak kendisine düşünürsek hiçbir açık futbolcusunda göremeyeceğimiz bitiricilik var adamda. Çünkü o bir santrafordu. Barcelona takımında ve İspanyol milli takımında sol açığa evrilmişti. Çok iyi ofansif farkındalığı, top kontrolü, top sürme, bitiriciliği var. Pasları da 76-73. Yerin ortası var mı? Yok. Çift vuruşu var. Hız, hızlanma iyi seviyede. Şut gücü harika. Ceza sahası dışından da etkili vuruşları var. Yani güzel bir kart. Özellikle de açıkla oynuyorsak sol açıkta denemek lazım. İçeri ceza sahası dışından şutlarıyla falan gol atabilecek bir isim. Oyunda şu an şutlarda çok etkili. Baya büyük bir tehdit rakipler için. Son futbolcumuz Morientes. Kadromuzda 100 seviyeye kadar çıkıyor. Güçlendiriciyle birlikte. Morientes'in şöyle bir özelliği var. Süper yedek kendisi. Oyuna sonradan dahil ettiğimizde form durumu daha iyi olmakta. Daha özellikleri biraz daha artıyor. Hazır rakip oyundan biraz düşüyor. Rakip futbolcular yoruluyor. Morientes süper yedekle birlikte oyuna girdiğinde etkili olabiliyor. Ofansif farkındalığı, bitiriciliği, kafa vuruşu çok iyi. Morientes kurnaz oyun tarzına sahip. Fırsatçı golcü değil. Bu oyunu öyle savunma arkasına da koşu atmıyor. Hız, hızlanması da çok yüksek değil. Ama ceza sahasında ya da ceza sahası önünde topla buluştuğunda gol vuruşları bayağı iyi. Fiziksel temas filan o değerleri de güzel. Sırtı dönük oynayabilir. Boyu 1.86 fakat sıçramayla kafa vuruşu. Kafa vuruşu 98. Gayet iyi. Yan orta yapıyorsak Morientes oyunumuza uyabilecek oyunculardan bir tanesi. Şimdi hesabımıza tekrardan geldiğimizde her şeyi almışız. Biz Mbappé'yi bizim bu kadromuz nasıl olmuştu? Ben ama kadroyu birazcık değiştirdim. Otomatik seç istatistiğe göre diyelim. Hatta yedeklerde yüksek seviyeli isimler olabilir. Şuradan düşük seviyeli bir isim var mı diye baktım. Ha bizim kadromuz bu şekilde olmuş. 2.984 maksimum kolektif gücümüz. Biz bu kadroyu 4 saatte yapmıştık arkadaşlar. Sonrasında ben biraz daha GP kastım.
432 bin GP'ye kadar. Avrupa'da yüze futbol paramız var. Antrenör var. Çok iyi oldu. Buradan da alacaklarımızı alalım. Şuradan da bir tane antrenör. Biraz daha GP buradan da kazanabiliriz. Neymar'dan da alacağımız var. Bir Mbappé alabiliriz. Evet. Mbappé 450 miydi acaba? 472 bine kadar da çıktık. Top açılımı da yapabiliriz arkadaşlar. 4 tane ücretsiz diyor ama 3 tanesi şu Tayland liginden. Şimdi ücretsiz top açma hakkımız var. Şu hesapta ücretsize epik ya da renkli çıkarırsak mükemmel olur. 100 seviyeli renkliler de olur, epik de olur. Keşke David Villa ya da Eto'dan birini çıkarabilsek. Verir mi Konami? Şöyle her birine birer tane tıklasak. Taktiğimiz bu olsun. Ve Morientes. Hadi be Konami, şu hesaba ver. Hesap ikinci gününde nasıl bir kadroya sahip olacak? Hiçbir şey vermedi. Ne yazık ki olmadı. 14 numara mıydı? Ruben Garcia geldi. Şimdi bizim bir tane daha paket açma hakkımız var arkadaşlar. Bu hesapta yani şimdi epik açmak yanlış bir hamle olur. Çünkü yüksek seviyeli bir isim çıkarsak daha iyi. Antrenörlü bu Player of the Week paketi var. Örneğin Bernardo Silva, Kulusevski filan gelse çok daha güzel olur. Ama biz zaten amacımız 4 saatte bu kadroyu güçlendirmekti ya. Biz hani o görevimizi yaptık. Şimdi bir daha yüze futbol parasını deneyelim. Epic acaba gelir mi gelmez mi? Normalde doğru bir hamle değil. Yeni açılmış bir hesap. Zaten az para kazanılıyor. Onu da burada kullanırsak 3 yıldızlı oyuncu verebilir. Büyük ihtimalle 3 yıldızlı oyuncu da verecek ama en azından denemiş oluruz. Bir bakalım. Yani 4 saatlik hesap acaba Konami verir mi? Bir deneyelim arkadaşlar. Yaptığımız şey belki doğru değil ama yine bir deneyelim. Belki vermez aslında, vermez. Konami biliyorsak vermez. Yine bir zorlayalım. Yani epik olmasa da renkli bir kart. 149 futbolcu içerisinden herhangi şu renklilerden birini çıkarabilir miyiz? Hadi be Konami. Bastık gitti. Vermedi. Gitti yüze futbol paramız arkadaşlar. 3 yıldızlı futbol. Yani doğru bir şey yapmamıştık. Ama içimden bir ses verebilir dedi. Vermedi Konami. Vere vere bunu verdi. Ha 472.000 GP'miz var. Marketten Mbappé'yi alabiliriz. Yani aslında bir tane renkli kart futbolcu çıkarsaydık daha da güçlü kadro olurdu. Ama Mbappé'yi de alalım bari kadromuza yerleştirelim. Vermedi Konami. Keşke verseydi. 450.000 GP. Mbappé'yi de bir fullleyebilirsek kadroya yerleştirelim. Bernardo Silva ya da Kulusevski'den biri gelse çok güzel olurdu. Alınma sırası. 4 saatlik kadromuz güzeldi. Şimdi bir de buraya Mbappé'yi ekleyeceğiz. En düşük seviyeli isim kim kadroda? Aslında bayağı da düşük yokmuş. Şu 93'lüklerden birini çıkaralım. Sol beki çıkardık. Antrenörümüz yeterse o çok iyi. Yeter. Mbappé'yi de fullleyelim. Mbappé ile birlikte kadro gücü ne kadara çıkmış olacak? Ona da bir bakalım. 2990. Bir tane Player of the Week'ten yüksek seviyeli çıkarsak yani şu 90'lıyı çıkarır yerine Bernardo Silva'yı eklerdik. Kadro gücümüz çok iyi olurdu. Şöyle atalım. Yine de 4 saatlik hesap için tabii biz sonrasında oynadık ama güzel bir kadro oldu. Birazcık daha zorlarsak kısa zamanda bunun da kolektif gücünü 3000'e çıkarırız. Ah bir tane de epik futbolcu ya da oradan Vinicius Junior, Griezmann'ı çıkarsaydık süper bir hesap olacaktı. İşte Konami de vermiyor. Zar zor böyle para biriktiriliyor oyunda. 100, 200 insan bir deniyor ya gelirse diye. Ama ne yazık ki çoğu zaman çıkmamakta. Sizler ücretsize kimi çıkardınız arkadaşlar? Epik ya da renklileri tek atabildiniz mi? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.